1915 Çanakkale Köprüsü'nün 318 metrelik kulelerinin üzerine yerleştirilecek Çanakkale Savaşı kahramanlarından Seyit Onbaşı'nın sırtlayarak kaldırdığı top mermisi figürlerinin yer alacağı kaideler kurulmaya başlandı. Cumhuriyet'in 100. yılını simgeleyen 2023 metrelik orta açıklığıyla da dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü ünvanını alan 1915 Çanakkale Köprüsü, Avrupa ve Asya kıtalarını Çanakkale Boğazı'nda ilk kez birbirine bağladı. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Gelibolu ve Lapseki yakasındaki 318 metrelik kulelerinin üst kısmına Seyit Onbaşı'nın Çanakkale savaşlarında sırtlayarak kaldırdığı ve namluya sürdüğü top mermisi figürlerinin yerleştirileceği kaideler kurulmaya başlandı. Köprünün 318 metre yüksekliğe sahip kırmızı renkteki kuleleri Türk bayrağını, Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı tarih 3. ayın 18'ini yani 18 Mart'ı simgeliyor. 770'er metre kenar açıklıklarla toplam 3563 metre uzunluğundaki köprü, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyedükleriyle toplam 4608 metre geçiş uzunluğuna sahip.